Hocam bir de şey çok söyleniyor. Eskiden yüksek beldi pantolonlar. Şimdi düşük bel olduğu için bel diye bir şey kalmadı. Efendim moda çıktı. Evet, beller kalınlaştı. Bu erkekler de kot pantolon giyiyor, daracık. Ondan sonra efendim sperm sayısı düşük. Ne oldu? Varikosel gelişti. Doktora gittim ve korkuyorum hocam. Giyme o zaman o şeyi, dar pantolon. Ya giysin, yani normal pantolon giysin. Yani erkeklerde bu sperm morfolojisini, yapısını bozuyor, sperm sayısını düşürüyor ve varikosele neden oluyor. Varis, hani ayaklarda varis olur ya, testislerin üstünde de damarlar var. O damarların genişlemesine varikosel denir. Evet. Kızlarda da hocam, karında yağlanma, işte bel oyuntusunu polikistik yok ediyor. Over. Bir de, çok büyük bir ihtimalle polikistik over. Şeye de neden oluyor mu hocam? Sırt bölgesi açık kaldığı için bel fıtığına. Şimdi gayet tabii ki. Bak bel fıtığına girecek olursak orada uzun sürer. Ben şunu söylüyorum. Mesela şu gördüğünüz domates kalbin dıştan yağ bağlaması için birebir. Kalp dıştan yağ mı bağlamış? Göğüs kısmınızda yağlanma mı var? Bazı genç kızlar utanıyorlar, kambur yürüyorlar böyle göğüsleri büyük diye. Domates suyu içecek. Hangisini içecek ama? Doğal olanını. Bu nasıl hocam? Bakayım. Tohumları var şimdi. Ya tohumları var. Hocam yok demeyin. Bayağı aradık hocam ya. En gelsin, iyi bu dediler. Kamera göstersin. Buyurun kamera. Yaklaştır kamerayı. Buyurun. Bak şu et kısmı var ya, etli kısmı. Beyazı görüyorsunuz işte. Ne yapayım? Hibrit, beyaz olmayacak. Epter bu hocam. Evet, epter. Şimdi bunun doğalını, beyaz kısmı olmayanı... Bulacaksın. Nerede bulacaksınız? Nerede bulacaksınız? Bulamadık yani. Biz bayağı işte, aradık. 20 geçen haftadan yıl önce başladım sonra... ben konuşmaya bu konuda. Tohumlarınıza sahip çıkın diye de şimdi yeni yeni kanallarda tohumlar üzerine tekrar konuşmaya başladılar. Evet. Yani insanlar sorumluluklarını bilecekler. Yani bunun etkisi yok mu? %10, %15 ama siz doğal domatesi. Geçen hafta kestirmedim ben bu. Kestirdiniz hocam. Ya götürdüm de onu ben hatta. Evet tohumlarını alıyorum. Domatesi hem yiyorum hem de tohumlarını ayırıyorum. İnşallah Mayıs, Nisan ayında ekeceğim onları, çoğaltacağım. Şimdi hocam... Sonra bir de bu tohum takasları çıkmış tamam, şeyde. Tamam. Lütfen itibar etmeyin. Kimin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Sizin elinizden doğal tohumu alır, size hibrit tohumu gönderir. Siz bunun uzmanı mısınız? Değilsiniz. Şişe de gönderecek size. Ya böyle işte maalesef burayı kurutmak için bu memleketin doğal tohumlarını elde edebilmek için, ellerinde yok edebilmek için ellerinden gelen stratejiyi uyguluyorlar. Evet. Ne oldu? Ses çıkıyor diye hocam bıraktım. Sizin sesinizi kesmeyelim diye. Tamam. Şimdi... Hocam, her gün bir bardak domates suyu beli inceltiyor, göbek yağlanmalarına karşı. Evet. Ne kadar uygulayacağız bunu hocam? En az bir ay. Bir ay boyunca. 10 gün ara vereceksiniz, tekrar bir ay. Böyle gidecek. Yazın zaten mevsimi. Tabii. Yazın bir ama ay başladık. Ama bak diyorum ben, ama Nuray kızım, doğal domates suyu olacak doğal diyorum. Olacak. Yani...